Herkese merhaba. Bu videoda Solana'nın ne olduğundan bahsedeceğim basit bir şekilde ve Solana'nın trade platformu yani merkeziyetsiz borsası olan Raydium'un ne olduğundan kısaca bahsedeceğim ve burada nasıl farming yapılır bundan bahsedeceğim. Şöyle söyleyeyim. Benim attığım bir tweet vardı. 25 dolarken Solana'ya çok yüklü bir yatırım yapmıştım ve herkesi de aslında yatırım yapmaya çağırmıştım yani sizler de bence yatırım yapın diye belirtmiştim Twitter'da ve ardından 40 dolar olmuştu. 40 dolar olduktan sonra da 10 bin dolarıyla da Raydium, 12 bin dolarıyla Raydium farmına başladım. Yani Solana'daki ilk Pancake nasıl BNB ağında Pancake varsa, Harmony ağında nasıl Viper varsa, Solana'da çok fazla potansiyeli olan bir coin ve çok hızlı ve yine fiilsiz ama mesela Harmony aslında Ethereum'un çakması yani. Ethereum'un kodlarını orada buralarını değiştirip falan bir şekilde yani onu böyle makyajlayarak yapılmış bir şey. BNB desen aynı şekilde Ethereum kodları aslında. Solana sıfırdan yani tamamen kendi farklı mindsetiyle gelmiş. Proof of History adında yani bloklarla olmayan daha farklı böyle. Gerçekten de senin Proof of History aslında çok basit. Proof of History senin geçmişine bakıyor. Paran varsa veriyor. Bunları validator'lar da onaylıyor. Harbiden bu kadar parası var mı? Geçmişine bakıyor. Geçmişinde bu parayı harcamadıysan falan diye böyle. Daha çok basit aslında sayılabilecek bir bazı çözümler bulmuşlar. Basit olmayan tarafları da var. Zaman damgası konusundaki bazı bilim adamlarının yaptıkları çalışmalardan faydalanarak gerçekten de hem ucuz hem de hızlı olan bir blockchain yapmayı becermişler. Ve arkasında nasıl BNB'nin aslında Binance Smart Chain'in BNB Binance varsa bu Solana'nın arkasında da FTX adında bir borsa var. Aslında bu projenin arkasında borsaların olması ve işte Alameda Research gibi milyarderlerin falan olması güzel bir şey. Neden? Çünkü Harmony mesela bir türlü aslında zor, çok zor bir şekilde kendi kendine geliyor bir şekilde. Ama bu tarz güçlü adamların projelerin arkasında durması projelerin fiyatının mesela bir yılda olacak şeyin bir ayda olmasını sağlıyor. O yüzden bu tarz projelerde olmakta fayda var. Deyip Solana'yı amacım Solana'yı anlatmak değil. Harbiden çok ucuz ve hızlı bir blockchain altyapısı. Rust Language adındaki bir programlama diliyle de burada akıllı kontrat geliştirebiliyorsunuz. Bunlardan bahsedeyim ve devam edeyim. Burada mesela Solana'ya geldim. Burada developers falan kısmı var. Ekosisteme tıkladığım zaman ekosistemde bulunan diğer bütün projeleri bakabiliyoruz. Mesela Oracle'la alakalı kaç tane proje var? İşte mesela Gravity diye bir tane proje varmış. Bu ekosistemi araştırarak bunlara yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Solana yeni bir platform olduğu için buradaki birçok coin büyük ihtimalle 10-20x yapma potansiyeli taşıyan coinler. Nasıl zamanında BNB'nin ilk aşamasında BNB'deki bütün tokenlar çok ucuzdu. Burada da büyük ihtimalle büyük fırsatlar var. Eğer sizler de bu fırsatları bulursanız bana söyleyebilirsiniz. Bakın böyle bir proje buldum falan diye. Hep beraber bunu tanıtıp yatırım yapabiliriz. Neyse Gravity'yi daha önce görmemiştim. Buna bir ara bakarım. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Şimdi normalde size daha önce söylemiştim. MetaMask adında bir program vardı. MetaMask ile işte falan kurulum yapıyordunuz vesaire vesaire binlerce şey. Bunda Solid.io diye bir site var. Buraya giriyorsunuz, size 24 tane kelime veriyor. Bu kelimeleri kopyalıyorsunuz. Yapıştırıp giriş yapıp bu ekrana geliyorsunuz. Şöyle burada gördüğünüz ekrana geliyorsunuz. Ve buradaki ekranda mesela diyelim ki Solana'ları mesela Binance'tan Solana satın aldınız. Önce Solid.io'daki adresinize bunu aktarmanız gerekiyor. Çünkü bütün işlemleri şeyle yapacaksınız. Yani Solid.io ile yapacaksınız. Dolayısıyla burada Receive tuşuna basarak şey yapabilirsiniz işte burada QR'la kendinize öncelikle Solana göndermeniz gerekiyor. Bu kadar basit. Buraya Solana'larınız geldi diyelim. Burada görüyorsunuz zaten bir saniye sürüyor gelmesi. Yani MetaMask'ten daha kolay aslında. Hiçbir ağ ekleme vesaire falan bir şey yok. Solid.io'ya giriyorsunuz. Oradaki adrese Binance'tan Solana atıyorsunuz. Eğer Binance'a üye değilseniz alttaki linkten tıklayarak üye olabilirsiniz. Buraya Solana'larınız geldikten sonra Raydium Swap'e gelmeden önce şunu yapmanız gerekiyor. Burası çok önemli. Şuradan artı tuşuna basıyorsunuz. Add Token kısmında bakın şuradan artıya. Mesela ne alacaksanız mesela diyelim ki şöyle aşağıya geleyim.
Diyelim ki step ya. Buradan add'e basmanız gerekiyor. Bir işlem yapıyor ve ondan sonra bunu alır hale geliyorsunuz. Diğer türlü Raydium alamıyorsunuz. Çok dikkatli olun. Ben buradan geldim işte buradan Raydium'u buldum. Şu şekilde arayarak galiba. Şöyle add'e bastım. Added olduğunda artık ondan sonra Raydium swap'e gidebiliyorsunuz. Sorun yok. Burada şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Connect Wallet'a tıklayarak mesela ben zaten bağlanmışım. Buradan işte çok basit bir şekilde tıklıyorsunuz. Şifreniz var zaten. Giriyorsunuz ve burada hesabınız bağlı olmaya başlıyor şu şekilde. Ardından Solana'larınız gözüküyor. Şöyle Solana'yla ne almak istiyorsunuz onu yazıyorsunuz. Yani ben şu anda deneme için 0,5 tane işte Solana ile bir tane Raydium alacağım. Daha önce 12 bin dolarlık almıştım. Zaten farm yapmıştım. Bugün aslında 20 bin dolarlık daha alacaktım. Bakın hatta tweet atmıştım bununla alakalı. 20 bin dolarlık daha satın alacaktım. Ve size bu 20 bin dolarla gösterdim aslında. Onar bin dolarlık alım yapıp gösterecektim. Ama ben aldığımda 42 dolardı Solana. Şu anda 50 dolara yaklaştı. Dolayısıyla 20 bin dolarlık 50 dolardan almak yerine videoyu hızlı bir şekilde çekeceğim. Eğer düşerse 45'lere 44'lere oradan alacağım. Ama eğer düşmezse ne yapacağımı düşüneceğim. Gördüğünüz gibi daha 18 saat önce 42 dolar olan Solana şu anda 50 48 dolar civarında. O yüzden şu anda büyük bir alım yapmayı düşünmüyorum yani sadece video için. Çünkü yüksek bir seviyede zaten fiyat. O yüzden şunu cancel ettim. Ondan sonra da Raydium'a geldim. Swap dedim arkadaşlar. Making transaction yani böyle bir transaction yapılıyor diyor. Burada bakın böyle bir şeyler var. Approve'a basıyorum. Ve diyor ki transaction has been sent yani gönderildi ve bir hata aldı. Şuradan şöyle tıklayıp şunu %2 yapayım. Nedenini bilmiyorum. Belki de biraz gecikmişimdir. Şöyle 0,4 yapayım bunu hızlı bir şekilde olmam lazım. Anlatırken burada fiyat algoritması yüksek ihtimalle değişti. O yüzden şu anda parayla almam başarılı şekilde gerçekleşti. Bunun %2 ile alakası yok bu arada. Temin biraz önce işte bunu 0,4'lük daha alayım. Şu 0,6'lık daha alayım. Tam anlamadım. Hemen hızlı bir şekilde swap'e bastım. Approve dedim. Şurada benim 2,6 tane Solana'm var. Tamam 2 tane kaldı. Herhangi bir sorun yok. Ondan sonra swap işlemi bu şekilde. İstediğiniz herhangi bir token'ı Solana ile alabilirsiniz buradan bu arada. Sadece almadan önce add'e basmanız gerekebilir. Şuradan artıya basıp şöyle tıklayıp o token'ı buradan add demeniz gerekebilir ya da manuel input'tan işte manuel olarak eklemeniz gerekebilir. Burası önemli, unutmayın bunu. Ben şimdilik dediğim gibi Raydium aldım. Bundan sonraki aşamada yapmam gereken şey likidite eklemek. Sonra o eklediğim likidite ile de şey yapmak. Farm yapmak. Şimdi swap'ten likiditeye geliyor. Burada işte Raydium'u seçiyorum. Raydium'la Solana'yı şu anda şey yapmak istiyorum. Farm yapmak istiyorum. O yüzden ikisini belirledim. Approve dedim. Şimdi şöyle diyor ki böyle bir işlem gerçekleştirdi. Buradan bak. İşlem saniyesinde gerçekleşiyor gerçekten de saksız bir şekilde. O yüzden benim tokenlarım geldi. Herhangi bir sorun yok. Şimdi farm kısmına geliyor. Burada dediğim gibi burada görebiliyorsunuz yüzde şu anda Raydium ve USDT'ye %140 APR veriyor. Yani çok iyi bir rakam aslında bence. Belki büyük ihtimalle ben yarın 10 bin dolarlık USDT alacağım. 10 bin dolarlık da Raydium alacağım ve burada stake'e başlayacağım arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Ama ondan önce şuna tıkladım çünkü Raysol yapacağım. Bakın ben dünden beri aslında 10 bin dolarla 1,4 yani aslında tanesi 13 dolar. Yani iyi bir para kazanmışım. Burada 13 dolar 20 dolara yakın bir günde kazanmışım. Stake LP diyorum yine. Benim elimde çok küçük bir LP var. Bunları stakeleyeceğim. Transaction approve diyorum. Belki de bendeki pending olan rewardları verebilir bana. 1,4 cüzdanıma atabilir. Gördüğünüz gibi ekstra yaptı şu anda. Tahmin ettiğim gibi bu benim ödüllerimi benim hesabıma attı. Ve baştan farming'e başladı. Bu şekilde farm yapabiliyorsunuz ve dediğim gibi üstüne ekleme de yapabiliyorsunuz.
Şimdi şunu kapatayım. Gördüğünüz gibi burada stake ettiğim rakam yazıyor benim. APR'si yazıyor. Toplamda 100 milyon dolarlık likidite varmış içeride. Benim de toplam 12 bin ki şimdiye kadar 13 bin 14 bin dolar olmuş olabilir içeride. Çünkü Solana'nın fiyatı ciddi derecede arttı. Böylelikle benim farming'im burada devam ediyor. Yani Raydium farming'i bu şekilde. Solana'nın ne olduğundan bahsettim. Ondan sonra Solana'da MetaMask yerine Solid.io adındaki wallet'ı kullandığımızdan bahsettim. Bu ikinci önemli şey. Üçüncü önemli şey Raydium'dan bir şey almadan önce Add Token kısmından bunu eklemeniz gerektiğinden bahsettim. Son olarak da yapmanız gereken şeyler adım adım Swap kısmından karşılıklı almak, Liquidity kısmından likidite eklemek, son olarak da Farm kısmından aldığımız LP tokenları stake edip beklemek. Şimdi bu aşamaları zaten daha önceki videolarda çok iyi anlamıştınız. Bu sadece bu yol gösterici video. Bir de staking kısmı var. Staking'te de şunu yapabiliyorsunuz. Diyelim ki 100 bin dolarlık Raydium aldınız. Bu 100 bin dolarlık Raydium'u stakelemeden, hiçbir şey yapmadan yani direkt yani likidity falan eklemeden, hiçbir şey yapmadan tıklayıp buradan işte stake ray diyerek stake edebiliyorsunuz. Diyelim ki 100 bin tane eklediniz. Yılın sonunda 151 bin tane oluyor yani. 51 bin tane bir yılda kazanıyorsunuz. Tabii 100 bine 50 bin tane yani %50'si kadar yılın sonunda kazanıyorsunuz. Bence bu da çok mükemmel bir fırsat çünkü Raydium'un fiyatı ciddi bir şekilde artma potansiyeli taşıyor. Ve siz şu anda stake ederseniz yılın sonunda verdiğiniz paranın %50'si kadar fazladan Raydium %100 kazanacaksınız. Üstüne Raydium'un fiyatı da artacak. O yüzden incelemenizi kesinlikle öneririm. Dediğim gibi ekosistem kısmından da bütün projeleri inceleyin. Hoşunuza giden fiyatın düşük olduğunu yani tahmin ettiğiniz coinler varsa bana mutlaka söyleyin. Burada hepinize tanıtayım ve hepimiz bu fırsattan yararlanalım.